Şimdi tabii diplomadan devam edeceğiz ama bu arada AKP Genel Başkanı, taraflı Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ülke yönetimine talip olmaktan vazgeçmelerinin kendileri için daha iyi olacağını hatırlatmak isteriz diye bir açıklaması var. Evet. Şimdi siz diploma arıyorsunuz ama aynı zamanda da yani ülkenin düzgün yönetilmesini istiyorsunuz. Yani bu kadar net, hak hukuk peşindesiniz. Ama şimdi karşınıza da böyle bir yani açıklamalar bir kişiye doğru gelmiyor. Kim bu evet. işle uğraşmak isterse ne bileyim örneğin ülke yönetimine talip olmaktan vazgeçmelerinin kendileri için daha iyi olacağını hatırlatmak isteriz diye de bir açıklama yapıyor muhalefete yönelik. Söz sizde evet. buyurun. Şimdi Rezai Bey, bizler beynimizden geçen düşüncelerimizin yüreğimizden süzülerek dudaklarımıza da kelimelere dönüştüren insanlarız. Başta Genel Başkanımız Sayın Nurullah Hankut olmak üzere bütün kadrolarımız bu niteliklere haizdir. Dolayısıyla aklımızdan geçen hiçbir şeyi dış dünyaya yansıtmaktan çekinmeyiz, korkmayız. Biz korkusuzuz. O nedenle mahkemelerde de, savcılıklarda da, karakolda da bunların hırsızlıklarını, kanunsuzluklarını, yolsuzluklarını belgeleriyle ortaya koyarız. Genel başkanımızın dediği gibi de yargılanmayız, yargılarız. Dolayısıyla Tayyip Erdoğan çok affedersiniz ama kendini köpeksiz köyde değneksiz gezen biri sanıyor. Yani aslında siyasetin sesinden de anlamıyor, bezirganlığını anlıyor. Yani temsilciliğini yaptığı tefeci bezirgan sermayenin kurnaz, faydacı, yalancı, ikiyüzlü ve güç karşısında tırsan, korkan ama azıcık bir kendisi güçlendiğinde de her türlü baskıyı, zulmü uygulamaktan, yasağı uygulamaktan çekinmeyen bir politik tarzı var. Bu söylem de sizin söylediğiniz, belirttiğiniz söylem de aynen bu. Bir kere siyasi parti demek iktidar mücadelesi veren, iktidara gelmek için bu devletin yönetim organlarında söz sahibi olmak için ortaya çıkan örgütlenmelerdir. İktidarı hedeflemeyen hiçbir siyasi partinin varlık nedeni yoktur zaten. Dolayısıyla kalkıp siyasi partilere böyle bir tehditte bulunmak aslında bu bir anlamda tevil yolu, ben size demokratik yollarla seçim kaybetsem dahi diktatöryal yöntemler kullanarak iktidarı devretmeyeceğim, bu hayalden vazgeçin demiş oluyor yani. Kaçınılmazca bu mantık şimdi asla söylenmeyecek bir söylem değil mi bu? Yani elbette yani bu söylenebilir mi? Demokratik bir ülkede bu söylenebilir mi? Kaldı ki kendisi nasıl geldi buraya? Kendisi İstanbul Belediyesi'ne %24 oy alarak oradaki o zamanki bölünmeden kaynaklı, yani o partiler arası biliyorsunuz SHP, CHP ayrı adaylar evet. çıkartmıştı. %25-24 oyla İstanbul Belediyesi'ne geldi. 2002 yılında %34 oyla %65 milletvekili sağlayarak geldi. Ve hepsinden önemlisi kendisi Abdurrahim Karslı'nın evinde siyah ajanlarıyla yapılan toplantılarda bir proje, oluşturulan proje sonucu iktidara getirildi yani. Yani büyük bir liderlik mücadelesi vererek falan gelmedi. Kendisi bir dava adamı olsaydı Necmettin hocalarını satmazlardı. Anında sattılar, geldiler buraya. Niye? İşte o siyah ajanlarıyla varılan anlaşmalar uyarınca bu noktaya geldi. Ondan sonra kalkıp şimdi kendi dışındaki partilere bu tür laflar etmek maalesef. Bir de şu bunun bir başka yönünden bakarsak, bir de söyleyene değil söyletene de bakmamız lazım. Yani söyletenleri de ben burada eleştiriyorum yani. Bu noktada olamaz yani. Kendisi ülkede ekonomik kriz, işsizlik, pahalılık, açlıktan intihar eden insanlar almış başını gidiyor. Bu adam kalkmış muhalefete meydan okuyor. Bu dönemde kaldı ki. O nedenle o söylemini biz parti olarak hiçbir şekliyle kabul etmiyoruz. Biz de üstüne üstüne zaten gidiyoruz. Özellikle diploma meselesi ise, bakın biz sadece diploma
Tayyip Erdoğan'ın diplomasının sahteliğiyle de uğraşmıyoruz. Biz başka sahte diplomaları da belgelerini ortaya çıkarttık. Hamza Yerlikaya. Yani zavallı gariban, yani bir zaman yani bu ülkeyi onuruyla temsil etmiş bir sporcu, gencecik çocuğu harcadı bunlar. Sahte diploma çıkarttılar. Kendi sahteciliklerini ona da sirayet ettirdiler. Lise diplomasını alıp işte üniversite bitirttiler. Süleyman Demirel Üniversitesi, Adapazarı, Sakarya Üniversitesi'nde diplomalar aldılar biz spor okullarından. Onların da peşine düştük. En sonunda Ankara Ağır Ceza Mahkemesi'nde Hamza Yerlikaya'nın sahte diploma kullanmaktan aldığı cezayı, mahkeme kararını ortaya çıkarttık. Sonradan da biliyorsunuz Vakıfbank Yönetim Kurulu'na seçilmişti. İstifa etmek zorunda kaldı. Yani Rıdvan Dilmen, bakın Rıdvan Dilmen'i o yani bir zamanlar parlak sporcuları da bunlar kirletiyorlar yani bu insanlar. Kendi yapıları şeytan derler. Yani bir zamanlar herkesin takdirle bizlerin izlediğimiz, takdir ettiğimiz insanlardı bunlar. Sıradan bir yorumlar için ayda 710 bin lira maaş, yılda 8,5 milyon lira maaşla anlaşma yaptılar. Bununla ilgili kardeşim Doğan televizyonda bir programda Rıdvan da geldi, bağlandılar mesela. Açığa çıktı. Anlaşmanın olduğu açığa çıktı. Ondan sonra şimdi anlaşma bozuldu. Bunu da biz bozdurduk yani. Bizim mücadelemiz sayesinde, ki TRT'den giden para kimin parası? Siz de biraz önce söylediniz. Kamudan gelen, halkın vergileriyle finanse edilen bir kurum, kamu kurumunun kalkıyor, yandaşlara peşkeş çekiyorlar. Dolayısıyla en son şunu da belirteyim. Son olarak biz Ekim ayında 245 kişinin TRT'ye liyakatsiz bir şekilde, sınavsız ve TRT kanununa uymayan keyfi olarak işe alındıkları noktasında da harekete geçtik. Onunla ilgili de 2 gün önce suç duyurusunda bulunduk. Yani yönetim kurulu atamaları var. Onlarla da ilgili de yapmıştık. Dolayısıyla bunların neresine bakarsak haksız, hukuksuzluk, adaletsizlik, kanunsuzluk var. Dolayısıyla bunun peşine de biz bir görev olarak bunun peşini koşturuyoruz. Peki bu arada tabii izleyicilerimizden gelen bir iki mesajı söylemek istiyorum. Yani izleyenler açısından. Hüreyya Oflas, Ahmet Erdem, İrem Onur, Yiğit Taş, Özgü demiş, Kıvılcım, Hüseyin Oflas, Cihan Dalgıç, Murat Okatan, Berkay İncesu, Ercan Sarıoğlu ve Melih Akuşçu ve Şahin Özen'in özel mesajları var sizlere yayından dolayı. Onu da belirtelim. Bu arada Şahin Özen'in de bir açıklaması var size yönelik. Yani Halkın Kurtuluş Partisi'nin açtığı davalar engelleniyor diyor. Çünkü yeni bir dava başvuruları, yeni suç duyuruları kabul edilmiyor, reddediliyor diyor. Sizce bunun nedeni ne? Yani şu anda artık bağımsız, tarafsız bir yargı kalmadı ülkede. Tekil istisnalar var mı? Var istisnalar. Bugün o konuda da halkçı hukukçulardan kardeşimiz, yoldaşımız Pınar, İstanbul İl Başkanımız, MYK üyemiz Pınar Akbina yoldaşımızın almış olduğu Tayyip Erdoğan'a hakaret davasında bir beraat kararı var. Yani ki o beraat kararı da geçmişte verilen bir beraatın istinaf mahkemesi tarafından bozulması sonucunda tekrardan o yiğit, yürekli, cesur bir yargıcın vermiş olduğu bir beraat oldu. O noktada engellemelerle karşılaşıyoruz ama biz şunu diyoruz. Doğruyla güreşen yenilir. Biz doğruyu temsil ediyoruz. Şu anda Türkiye'de bir tiyatro oynanıyor. Bu tiyatro ileri demokrasi adıyla sözde topluma lanse ediliyor. Efendim Avrupa bizi kıskanıyor deniyor. Bunun aktörleri içerisinde başta işte AKP'nin en tepesindeki kişi olmak üzere iktidarıyla muhalefetiyle bu projeyi hayata geçiriyorlar. Ama batılı emperyalistler karşısında ülkenin ulusal onurunu ayaklar altına alınan bir siyasal iktidarın varlık nedeni de kalmamıştır artık yani. Türkiye'deki ekonomik ve siyasi kriz de artık onların bitişlerini iyice hızlandırmış durumda. Dolayısıyla yargıda engeller çıkartılmıyor mu? Çıkartılıyor.
yazdıklarımızdan, konuşmalarımızdan sürekli davalar açılıyor. Bizim genel başkanımız 4 yıl 8 ay şu anda İstinaf Mahkemesi'nde incelemesi bulunan 2 ayrı davadan cezası var. Şu anda 3 ayrı davadan yargılanmakta ve hepsi de yazdığı kitaplar nedeniyle. Daha geçtiğimiz günlerde emekli öğretmen eşini genel başkanımızın yazılarını paylaştı diye Tayyip Erdoğan'a hakaretten dava açtılar onun hakkında. Benim kendim Menemen'de yargılanıyorum. Yani başka bölgelerde birçok yoldaşlarımız hakkında davalar açıyorlar. Açsınlar. Menemen'de yargılanma sebebinden de bahseder misin abim adam? Evet, Menemen'de niye yargılanma? Yaptığımız şey biraz önce siz bugün Candan Hanım'la program yaptınız. Kubilay anmasında konuşma yaptım Menemen'de. Devrim şehidi biliyorsunuz onu da evet, orta çağ irticacılar katlettiler. Evet, evet. Onun evet. Anmasında yaptığım konuşmada Kaşak Saraylı reis dememden kaynaklı Tayyip Erdoğan'a hakaret etmişim. Oysa bu Kaşak Saraylı'nın kitabını yazdı Candan Hanımlar. Yani 3 kişi belgeli. Yazdı. Onlardan birisi belgeli. Birisi belgesi var. O kitapla gittik mahkemenin evet. Önüne. Yani Danıştay İdari Davalar Daire Kurulu'nun açıkça kararı var. Oralarda kamu sit alanlarında kamu binalarının dahi yapılamayacağı şeklinde açık kararı var. Cumhurbaşkanlığının itirazı var. Karar düzeltme talebini dahi aynı daire reddetti. Kesinleşmiş kararlar var ama şimdi bu hukuka meydan okuyan, hukuku tanımayan, kafası esince Anayasa Mahkemesi'ni tanımıyorum diyen bir insanla karşı karşıyayız. Oysa kimse madem anayasanın 10. maddesinde herkes kanun önünde eşitse o zaman eşitlik herkese uygulanması lazım. Kaldı ki bakın bizim 101. madde çerçevesinde de yani 4 yıllık üniversite diploması arandığı için anayasanın 101. maddesinde Cumhurbaşkanı'nda biz onun peşindeyiz yani. Yoksa Tayyip Erdoğan'ın ne diploması olursa olsun bizi ne ilgilendirir yani. Tayyip Erdoğan 2014 yılına kadar Cumhurbaşkanı değildi. O zaman diploma mı vardı ortada? Bizim böyle bir çabamız da yoktu. Ama kendisi hukuku dolanarak bu arada tabii şunu söyleyelim.